Merhaba sevgili izleyiciler, New York'tan sesleniyorum size ve sonunda Samsung Galaxy S4 şu anda elimde. Ve tahmini edildiği gibi çıktı telefon. Sızdırılan bilgiler maalesef gerçekmiş. Maalesef diyorum çünkü bizi bir sürpriz karşılamadı. Dilerseniz bu bilgilerin neler olduğunu hemen hızlıca bir sizlere anlatayım. 5 inçlik Full HD AMOLED ekranı var. Android 4.2.2 yani en yeni nesil Android işletim sistemi var. Ve önemli bir fark var. Bu telefonun RAM'i tam 2 GB. Tasarımını şu anda görüyorsunuz. Çok ince ve çok hafif bir tasarım olduğunu söyleyeyim. Ağırlığını birazdan sizlerle paylaşacağım. Ama önce kamera tabii ki 13 megapiksellik bir arka kamerası var. Öndeki kameranın çözünürlüğü ise 2 megapiksellik bir çözünürlük. Ve telefon hafızası 16, 32 ve 64 GB olarak değişiyor. Sizler dilerseniz diyelim 16 GB'lık bir telefon aldınız. Bu telefonu micro SD kartla 64 GB'a yükseltebiliyorsunuz. Telefonun arkasında bulunan ve değiştirilebilen bir pili var. Sıkı durun, pili açıklıyorum. Tam 2600 mAh'lik bir pil var. Bu pil sizi tüm gün o kadar rahat bir şekilde idare edecek ki zannediyorum herhangi bir pil sıkıntısı yaşamayacaksınız. Gerçi Samsung'un kendi işlemcisi var. Bunu bir de günlük hayatta kullanmak lazım. Acaba gerçekten pili çok iyi kullanan bir işlemci mi? Onu da ilerleyen günlerde detaylı testlerde sizlere göstereceğim. Biraz da bağlantı seçeneklerinden bahsedeyim. Bu bağlantı seçenekleri arasında söyleyebileceğim şu var. LTE var ama Türkiye'de LTE yok. Bu da ne anlama geliyor? 100 megabite kadar bağlantı yapabiliyorsunuz LTE ile. Burada açıklanan rakamlar bu. Ama dediğim gibi şu anda Türkiye'de böyle bir şey yok. O nedenle sizi umutlandırmayayım. Ve önemli bir bilgi daha. 802.11ac var. Bu sayede siz çok daha hızlı Wi-Fi kullanabiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Ve telefonun ağırlığı 130 gram. Şimdi Samsung Galaxy S3'ü biliyorsunuz. Dilerseniz onunla kıyaslayalım. Samsung Galaxy S3'ten çok daha ince ve çok daha hafif bir telefon olmuş bu Samsung Galaxy S4. Ne zaman gelecek? Nisan ayından itibaren tam 155 ülkede bu telefon satışa çıkacak. Ve dilerseniz şimdi sizlere asıl farkın neler olduğunu gösterelim. Tabii ki donanımsal özellikleri size anlattım ama buradaki asıl fark tabii ki uygulamalarda. Örneğin kameramızı açalım. Kameradaki fark şudur sevgili izleyiciler. Siz bu kamerada çekim yaparken hani arkadaki görüntüyü çekiyorsunuz ya, aynı anda siz öndeki görüntüyü de çekebiliyorsunuz. Bakın şu anda ön kamera beni çekiyor ve bu şekilde bastığımda ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Hem ön hem de arka kamera aynı anda çalışabiliyor. Çektiğiniz fotoğrafları, burada çektiğiniz fotoğraflar, bunları düzenlerken HTC One'da tanıttığımız birçok özellik burada da mevcut. Örneğin bir kare içerisinde birden fazla kareyi oynatabiliyorsunuz ya da istemediğiniz görüntüler kaldırılabiliyor. Bunu da nasıl yaptığını söyleyelim. Fotoğrafı çekerken birkaç saniye bu fotoğrafı çekiyor ve bütün fotoğraflar üzerinde işlem yaparak sizlere en beğendiğiniz görüntüyü sunuyor. Ve ilginç bir özellik daha, hemen sizlere bunu da göstereyim. Ana menüye dönüyorum. S-Health. Bu özellik aslında iPhone'da vardı. Aksesuarlar yardımıyla attığınız adımlar ölçülüyor, yaktığınız kaloriler ölçülüyor. Burada yediğiniz yiyeceklerin ne kadar kalori olduğu belli ve bu sayede siz kendi sağlığınıza dair önemli verileri saklayabiliyorsunuz. Ne kadar kalori yaktığınızı ya da ne kadar kalori aldığınızı burada saklayabiliyorsunuz ve diğer cihazlarla da paylaşabiliyorsunuz. Ve araba kullanıyorsunuz diyelim, S-Voice seçeneğini sizlere söyleyeceğim. Burada S-Voice ile sesle kontrol ediyorsunuz. Örneğin şimdi, evet şu anda ses geliyor. Örneğin buraya Hi Galaxy diyeceğim. Hi Galaxy. Şu anda açıldı. Play Music. Bakalım anlayacak mı? Evet anladı ve şu anda şarkı çalıyor, şarkı dursun. Bu ne anlama geliyor? Siz arabadayken akıllı telefonunuzu sesle yönetebileceksiniz anlamına geliyor sevgili izleyiciler. Smart Stay özelliği var. Bu özelliğin ne olduğunu sizlere göstereceğim. Şurada Smart Stay ve Smart Scroll özelliği var. Bu iki özellik de açık olursa ne işe yarıyor? Örneğin siz bir
yazı okuyorsunuz. Yazı okurken uykuya daldınız. Uykuya daldığınızda sizin gözlerinizin kapandığını anlıyor ve telefon kendini kapatıyor. Bu daha önceki bir teknolojiydi ama yeni bir teknoloji var. O da Smart Scroll. Smart Scroll şöyle bir şey. Örneğin siz bir tarayıcı açtınız. Bu tarayıcıda şuradan bir sayfa açayım. Örneğin bizim forumumuzu açayım. Şu an daha forumdayız. Şimdi biz bu forumu okurken şuradan başlıyoruz değil mi? Gözlerimiz yavaş yavaş aşağı doğru gidiyor ve gözlerimiz şurayı okumaya başladığında otomatik olarak sayfayı kaydırıyor. Yani siz herhangi bir dokunmaya gerek olmadan sayfa kaydırılmış oluyor. Bunun da adı Smart Scroll. Ve AirWeave özelliğini sizlere anlatacağım sevgili izleyiciler. Diyelim ki bir galeri açtım. Şöyle tutarsam daha iyi olacak. Dokunmadan sadece yaklaştırıyorum ve seçiliyor. Bakın seçildi. Seçildi. Bunun adı AirWeave. Bu ne zaman bizim işimize yarayabilir? Ellerimiz kirli olduğunda kesinlikle bu işe yarayacak bir özellik. Bu arada ellerimiz kirli olduğunda telefona dokunmamamız lazım. Peki nasıl yöneteceğiz? Bakın bu da AirGesture, yani şu özellik. Hiç uzatmadan bakın. Size bunu anlatmış olayım şu hareketlerimle. Sadece elimi telefon üzerinden geçirmem yeterli. Bunu sadece fotoğraflarda değil, telefon çaldığında cevap vermek için de kullanabiliyoruz. Ve ilginç bir özellik daha, S-Translator. Bu turistlerin işine yarayacak ama maalesef Türkçe desteği yok. S-Translator'ın özelliği şudur. Cancel diyorum şuraya. Sizin dilinizin olmadığı bir kişiyle karşılaştınız diyelim. Bu niye çalışmıyor? Connect diyelim. Tamam. Diyelim ki şu dillerden birini konuşan birisini buldunuz. Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca. Ama siz de başka bir dili biliyorsunuz bunlardan. Bu telefon sayesinde ikiniz de sesli olarak anlaşabiliyorsunuz. Siz kendi dilinizi konuşuyorsunuz. Onun anladığı dile sesli çevriliyor. Ve bu sayede anlaşabiliyorsunuz. Ama maalesef Türkçe burada yok sevgili izleyiciler. Ve işte bomba bir özellik geliyor. Group Play. Group Play'i sizlere anlatacağım. Çok sevdim bu özelliği. Group Play'de Create Group diyorum ve burada bir şarkı çalacağım. Bu şarkıyı ben nasıl paylaşacağım? Zannettiğiniz gibi bir paylaşım değil. Şarkıyı seçtim. Okey dedim. Okey dedikten sonra şarkı çalıyor. Diyelim ki bir başka Samsung Galaxy S4 kullanıcısı geldi ve bu şekilde dokundurdu. Dokundurduğu anda onun akıllı telefonunda bir hoparlör görevi görüyor ve çift hoparlörden çalıyormuş gibi ilginç bir parti yapabiliyorsunuz. Paylaşacağınız şeyler sadece müzik değil, dosya ya da fotoğraf da paylaşabiliyorsunuz. Ve bir de story albüm özelliği var. Bunu da en son sizlere anlatayım. Neredeydi bu? Bir albüm oluşturma yazılımı ve bu sayede siz, işte buldum burada, çektiğiniz fotoğrafları ortak özelliklerine göre gruplayabiliyorsunuz, isim verebiliyorsunuz ve isim verdikten sonra da bunları saklayabiliyorsunuz. İşte burada başlık, tema var, farklı temalar kullanabiliyorsunuz, yazıları da kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Ve özetleyecek olursak sevgili izleyiciler, Samsung Galaxy S4 New York'ta tanıtıldı. Shift.net olarak da biz bu tanıtımda New York'ta yer aldık uzunca bir yolculuktan sonra. Telefon sızdırılan bilgilerle aynı özelliklere sahipti. Nisan'dan sonra da satışa başlayacak. Zannediyorum bizim ülkemize Mayıs gibi geleceğini ben öğrendim. Belki daha da erken olabilirse çok sevineceğiz tabii ki. Fiyatı konusunda henüz bir bilgi yok. Ve rakipleri çok dişli. HTC One var. Sony'nin Xperia Z adlı telefonu var. Bu dişli rakiplerin karşısında Samsung'un Galaxy S4 ürünüyle nasıl yarışacağını da ilerleyen günlerde görmüş olacağız ve bu ön incelemenin ardından New York'tan sizlere alasmaladık diyelim. Ben şimdi bu telefonu biraz daha kurcalayacağım.